Ünlü milyarder Hilmi Top, feci bir trafik kazası sonucu ağır yaralandı. Kendisi hastanede yoğun bakıma alındı. Allah'ım, sen dayıcıma şifa ver. Of, of Allah'ım, bugün nerede mi göreceğim? Sahi anne, bugün kuaföre gidecektik, hadi ay! Mı? Ne var anne, ne oldu gene? Kızım, üzülsene biraz. Üzülüyorum ya işte. Gidiyor adamcağız. Ay, saatlerdir bizi içeri almadıklarına göre işi tamam herhalde. Hadi hayırlısı. Nasıl doktor bey? Üzgünüm, kurtaramadık. Tanrı hepinize uzun ömür versin. Oh, olamaz, dayıcım, ölüm etmedim. Üzgünüm, yaşamak bize de hayal. Sen gittin, sen bizi de al yanına. Bir daha gitmemeyi yapacak, bir daha. Ona kendi annemizde kıraydım. Ay, fena oluyorum. Anne! Sen de bayıl Melon, sen de bayıl! Anne! Ben Hilmi Top. Aklım ve şuurum yerinde olarak noter huzurunda bu vasiyeti kaleme aldım. Vasiyetimdir. 1. Ölümümden sonra kimse yas tutmasın. Gülsün, eğlensin. Sağlığımdaki gibi. 2. Servetime gelince bütün menkulümü ve gayrimenkulümü, her şeyimi eski Hisar kasabasında mukim Hatice'den doğma öz oğlum Bayram Tok'a bırakıyorum. Aa, ne? Evet. Ne demek oluyor bu? Anlamadım. Bir dakika. Yani mirasından yararlanamıyorsun. Bütün malı mülkü öz oğlu olduğunu şimdi öğrendiğimiz Bayram Bey'e kalmıştır demek. Öyle değil mi noter bey? Evet efendim. Bu Bayram da nereden çıktı canım? Biz onun hayattaki tek mirasçısıyız. Yıllarca bekledik, bunun için mi? Ay, gelsin sonunda köylünün biri bütün malın mülkün üstüne otursun, ah ne ala! Ay, bayılıyorum anne! Ben de fena oluyorum anneciğim, ay! Siz boşverin, ben kalpten gideceğim! Bayılsanız da, ayılsanız da sonuç değişmez hanımlar! Şimdi görevimiz Bayram Bey'i bulmak. Davulcu Bayram biraz terelelli. Öyle, çok iyi çocuk ama terelelli. Ay Bayram, davul çalarken benim de yüreğim güm güm ediyor. Yaşa Bayram, davulun ben olayım senin. Olmaz, coştun mu patlatırım sonra. Patlat, patlat, helal olsun sana. Deli bunlar ya. Hadi çocuklar, düğüne geç kalıyoruz, yürüyün. Efendim, cümleten hoş bulduk. Sağ olun, eksik olmayın. Hoş hayırlı olsun efendim, damat. Sağ olun. Sen de sağ ol. İşte buyur. Aradığınız Bayram Tok bu. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben rahmetli babanızın umumi vekiliyim. Ya ben babamı tanımam ki, vekilini nereden tanıyayım? Babanız vefat etti, çok üzgünüm. Ama bütün mirasını size bıraktı. Büyük bir servet. Yılın adamı oldunuz. Ben mi yılın adamı oldum? Allah Allah! Hiç gereği yoktu canım. Ne işim var benim mirasla? Şaka yapıyorsunuz herhalde. Buyurun reis beyin odasına gidelim. Görüşmemiz gereken çok önemli şeyler var. Buyuralım bakalım. Rahmetli babanızın bana sonsuz güveni olduğundan bütün işlerini avukatı olarak ben idare ederdim. Şimdi de size hizmetten şeref duyacağım efendim. Sağ ol. Reis bey, müsaadenizle Bayram Bey'e kalan mirası açalım. Tabii, buyurun.
Evet efendim, Yıldırım Tekstil Bez Fabrikaları çift dikiş poplin, altın iplik kumaş fabrikaları, gümüş ayı buzdolabı fabrikası, Kilyos tavuk çiftliği, Orta Doğu tır filosu, Edremit bolluk konserveleri, Fırat otomobil fabrikası, Levent huzur sitesinde 100 blok apartman. 200 değil mi? Evet efendim, hayır 100. İdare eder. 17 adet iş hanı. Ankara'da 2 gökdelen. Çüş diyelim de başkalarına da kalsın. Evet efendim, pardon, yani devam ediyorum. Trakya'da 7000 dönüm arazi, Levent sırtlarından Arnavutköy'e inen koruluk. Yeter ya. Emredersiniz efendim, başka zaman devam ederim. Yalnız devir teslim işleri ve servetin idaresi için İstanbul'a gelmeniz gerekiyor. İyi, gidelim bakalım. Ya hiç yüzünü görmedik ama benim babam bayağı hayırlı adammış. Hadi eyvallah, kalın sağlıcakla. Güle güle bayram. Güle güle bayram. Güle bayram güle, oğlum, açık olsun. Bu kadar para sahibi oldun. Bizleri, köyünü unutmazsın inşallah. Unutur muyum hiç? Hep aklımdasınız. Yola çıkabiliriz. Buyurun Bayram Bey. Benim buyurmam kolay da davulum nereye sığacak? Davulu da mı alacaksınız? Tabi. Ben davulumdan ayrılamam. Arabanın üzerine bağlasın. Benimle gelsin de ha üstü ha altı. Mühim değil. Müsaadenizle. Sıkıca bağla evladım. Neredeyse gelir. Elinizi çabuk tutun biraz. Tamam, tamam. Aman güzel kızım, söylediklerimi sakın unutma. Ay tamam anne, tamam. Hepsi ezberimde. Seksi bir kız olup bayramın gönlüne gireceğim. Böylece alamadığımız mirasa sayemde konacağız. Aslan kızım benim. Aman kızım, unutma. Bakışlar mühim. Erkeğin kalbine gözünden girilir. Böyle nasıl? Aptal, şaşı ol demedik sana. Seksi bakacaksın, içten yiyecek gibi. Şimdi de elin köylüsüne yağcılık başlıyor. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı demeye mecburuz. Acele edin, neredeyse gelir. Çekilin dedim, çekilin şuradan be! Çekil be kardeşim, çekil! Karakol, karışma, bakayım, çekil bakayım! Bakayım. Ne yapıyorum kardeşim? Senin de makinelerinde! Ne oluyor ya, ne bu telaş? Millet birbirini yiyor. Efendim, bütün memleket sizi merak ediyor. Benim merak edilecek neyim var ya? Ben hele şu davulumu alayım. Davulsuz siz yapamam. Etmeyin. Efendim, evinize hoş geldiniz. Buyurun. Buyuralım bakalım. Buyursunlar efendim. Buyurun efendim. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Bu ne ya? Ölü evi mi, diri evi mi? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk kızım, maşallah. Bu ne sessizlik ya? Akrabalarınız içeride, sizi bekliyorlar. Haram yiyicilerin hepsi buraya doluşmuş desene. Sizi karşılamak için toplandılar, buyurun. Esselamun aleyküm. Tanıştırayım efendim. Rahmetlinin 4. göbekten yeğenleri, Cengiz Bey ve karısı Meloş, kızları Jale Hanımlar. İyi, sizi tanıdığıma memnun oldum. Rahmetli dayım, sizinle tanıştığımız şu mutlu aile tablosunu görseydi, sevinçten gözleri yaşarırdı. Ya adamı bari mezarında rahat bırakın. Tanıştırayım efendim. Rahmetlinin 5. göbekten akrabaları Cemil Bey, karısı Perizat ve kızları Nermin Hanımlar. Memnun oldum. Ah beyefendi! Babanız mezarında değil, kalplerinizde, şurada, göğsünüzde yatıyor. Kızım geleceğinize öyle sevindi ki sizi rüyasında görmüş. Sizi öyle bir vaziyette gördüm ki müthiş! Hiç uyanmak istemedim. Vallahi hamamlık bir vaziyetse kötü. Yalnız sen mi Nermin? Bayram Bey memleketin tüm kızlarının rüyasında. Anlaşıldı. Bu gidişle hamamdan çıkmayacağız. Ay ne güzel.